Merhaba sevgili oğlaklar ve Yükselen Burcu oğlak olanlar. 18-24 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, bu hafta ayın ışığı küçülüyor. Ay, Aslan, Başak ve Terazi burçlarında ilerleyecek bu hafta boyunca. Ee, ve Merkür Retrosu sona eriyor. Merkür 20 Kasım'da Akrep Burcu'nun 11 derecesine ileri harekete dönecek. Ve onun öncesinde 19 Kasım'da, Mars Akrep Burcu'na geçecek. Sizin 11. evinizde Mars hareketi Ocak başına kadar sürüyor. Ve Merkür de burada ileri harekete dönüyor. Artık e, özellikle Ekim sonundan bu yana arkadaşlarınızla ve sosyal alanlarda yaşadığınız e, bazı problemleri daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Ekip çalışmaları, grup çalışmaları, aktiviteler e, Mars'ın da geçişiyle beraber her türlü grup çalışmalarında, ekip çalışmalarında daha aktif bir dönemde olacaksınız. Merkür de ileri harekete döndüğü için geciken konuları hayata geçirebilirsiniz. İlişkiler, aşk ilişkileri, ortaklaşa ilişkiler e, ve tabii ki arkadaş ilişkilerinizde de daha hızlı, daha verimli bir döneme doğru giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Bu hafta 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. 12. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Önümüzdeki hafta Yay burcunda bir yeni ay doğuyor. Bunun öncesinde Yine yay burcunda çok güzel bir gezegen kavuşumumuz var bu hafta. 24 Kasım'da meydana gelecek Venüs Jüpiter kavuşumu astrolojide en şanslı kavuşumlardan biridir. 22 Kasım'dan itibaren etkisini hissedebilirsiniz. 12. evinizde olacak. 12. ev bilinçaltınızla ilgili konulardır. Manevi konulardır. Ve güzel enerji sizi manevi anlamda güçlendiriyor. Hayata bakışınızı biraz daha belki iyileştirecek daha umutlu, daha keyifli olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü sorununuzu, sağlık sorununuzu çözüme kavuşturabileceğiniz bir dönemdesiniz. Açık veya gizli yardımlarla da karşılaşabilirsiniz. E, bu bir zihinsel anlamda bir farkındalık, bir içsel uyanış, bir şifa e, çok güçlü bir manevi destek anlamına da gelebilir. Tabii ki 12. ev uzaklarla da alakalıdır. Yurt dışı konuları, uluslararası konular. Bu bir seyahat olabilir, bir tatil olabilir. Belki kendiniz bir dinlenme için zaman ayırabilirsiniz. Belki iş konularında ya da eğitim konularında yine yurt dışı ile alakalı olabilecek fırsatlar olabilir. Tüm bu alanlarda güzel gelişmelerle desteklerle karşılaşabileceğiniz bir hafta sonra olacak. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın sevgili oğlaklar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.